FETÖ lideri Gülen dün gece zehirlendi. Pensilvanya'daki çiftlikte bulunan örgütün mollalarından biri de intihar etti. Örgüte konuşmama talimatı verildi. Oda TV'nin görüştüğü istihbarat birimleri bilgileri doğruladı. Pensilvanya'daki çiftliğe giriş çıkışlar yasaklandı. Örgüt dışarıyla bilgi sızmaması için güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkardı. Fethullah Gülen'in zehirlendiği haberi sonrasında örgüt kendi resmi sitesinden bir video yayınladı. Örgüt yayınladığı videoda Fethullah Gülen'in sağlıklı olduğunu iddia ederken videonun farklı zamanlarda çekilmiş eski görüntüler olduğu tespit edildi. Gülen'in eski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı görüldü. Öte yandan örgütün sitesinde yayınlanan video güncel gibi sunuldu. Fethullah Gülen'in aynı kıyafetleri giydiği videolardan bölümler seçildi. FETÖ lideri Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt çiftliğinde kalıyor. Akşam ve yatsı namazı ABD saatiyle 16.46 ve 18.33 arasında kılınıyor. Buna karşın görüntüler namaz vakitlerinden yaklaşık 4 saat sonra yayınlandı. Örgütün aynı gün çekilmiş gibi yayınladığı video amatörce hazırlanmış ve 3 bölümden oluştuğu görüldü. Videodaki bölümler farklı zaman dilimlerinde çekilmiş görüntülerin montajlanarak verildiğini ortaya koydu. İlk bölümde örgüt İslamiyet'te namaz sonrası yapılan zikir yani tesbih çekme görüntülerini paylaştı. Videonun 55. saniyesinde Gülen'in ellerini yukarı kaldırarak dua ettiği görülüyor. 56. saniyesinde ise FETÖ liderinin elinde vantilatör görünüyor. İkinci bölümünde Nur Cemaati kurucusu Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Barla Lahikaları adlı kitaptan bir ders yapılma anı görülüyor. Kitaptan okunan kısım Said Nursi'nin öğrencilerinden Hulusi Yahyagil'in Nursi'ye yazdığı mektup. Yahyagil'in mektubu Ramazan ayının son 10 gününü anlatıyor. Bir diğer ayrıntı ise Fethullah Gülen elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması. Ramazan ayı 10 yılı aşkın süredir yaz aylarına geliyor. Son bir haftadır Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da ise hava durumu 10 ile 2 derece arasında soğuk geçiyor. Ayrıca Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında içindeki suyun soğuk olduğu da görülmekte. Videonun 2 dakika 36. saniyesinde görüntü tekrar değişiyor. Görüntünün değişmesi sonrasında zaman ve saniyenin de değiştiği görülüyor. Videonun 3. bölümünde ise FETÖ lideri Gülen'in yanında oturan bir kişi görüldü. Maskesiyle görülen ismin benzerlikten dolayı FETÖ'nün Avrupa imamı olan Abdullah Aymaz olduğu anlaşıldı. Videonun son bölümünde tespih çeken FETÖ'cülerin arkadan çekilen görüntüleri yer aldı. Normalde FETÖ'cülerin önünde Fethullah Gülen ve Abdullah Aymaz'ın olması gerekirken Gülen'in yer almadığı görüldü. Videonun ilk dakikalarında FETÖ liderinin yanında sehpa bulunurken videonun 3. dakika 44. saniyesinden sonra sol taraftaki koltukların daha yakın olduğu görülüyor. FETÖ'cülerin yayınladığı 3 bölümden montajlanarak yayınlanan görüntü akıllara şu soruyu da getirdi. Neden amatörce hazırlanan Gülen'in geçmiş dönemlerine ilişkin 3 ayrı montajlanmış video yerine tek bir video yayınlanmadı? Fethullah Gülen'in zehirlendiği haberini dün Oda TV sayfalarına taşıdı. Pensilvanya'daki Gülen'in çiftliğinde alarm verildiği ve giriş çıkışların yasaklandığı da haberde yer aldı. Oda TV'nin haberi sonrasında FETÖ'cü birçok hesaptan arka arkaya yalanlama mesajları da atıldı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ve ahfadihi ve ezvacihi ecma'in. Amenna billahi l-vahidil ahadil hakkil mubin. الذي لا شريك له وكفرنا بما سواه اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Allah'ım birlerimizi binlere iblağ buyur ve onları hıfzu siyanet seralarına al ve bu lütfunu aşkınla iştiyak-ı likaullah ve iştiyak-ı likau habibillah ile taçlandır. Allah'ım bizleri fena fillah, beka billah ve Allah ile serfiraz eyle. Lakin heyhat, o madeni esrar bahrinden dem vurmak haddim değil. Benim arzum ve iştiyakım o gülistana girebilmek ve o güzel güllerden koklamak.
yoksa onun tavsifinde aciz ve kasırım. Gerçi kalbimde galeyan eden manalar çoktur. Lakin her nedense lisan hissiyatımızın tercümanı olamıyor. Şu kadar diyebilirim ki elimde mevcut risaleler ve fihriste de gördüğüme nazaran Risale-i Nur eczaları bir şecere-i nuraniyedir ki dalları aktar-ı arza neşri envar ediyor ve ila nihaye edecektir. Şu satırları bana yazdırtan asar-ı nurun şerefi vürutları ve feyizleri inşallah içinde gizlenmiş olan aşri ahiri Ramazan'daki Leyle-i Kadr'in ihya edilmiş sevabını verir ve rızayı samedaniye mazhariyetle saadet-i ebediyeyi kazanmaya bir vesile olur. Ey üstadımın bu fani alemde arkadaşları, inşallah ahiret aleminde de yoldaşları olacak olan aziz ve kıymetli kardeşlerim, şu anda kalbim şöyle inliyor, ben de ihtiyarsız yazıyorum. Hazreti Üstad'ın gösterdiği yol, aynen Kur'an'ın cadde-i kübrasıdır. Ondan ayrılmayalım, hizmetten kaçmayalım, fütur getirmeyelim. Çok kusurlu ve aciz talebeniz, aldığı feyizleri ancak metindeki yazıları tekrarla ifade edebilir. Hitabı azaltmak için, sözü itnaba düşürmemek daha makul düşüncesiyle maruzatımı kısa kesmeyi daha faydalı görüyorum. Hulusi. Görüntü itibariyle çok mütevazi ve mahviyet içindeydi. Yani bizler gibi sıradan insanlarla beraber oturur kalkar. Öyleydi. Amen.